dersimizde blok komutunun nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Blok komutunu çalıştırmak için B tuşuna basıp açılan istenen blok seçeneğine tıklamamız yeterlidir. Yine bir diğer çalıştırma yolu ise Ribbon Shape menüsünde bulunan blok paneli. Buradan direkt Create butonuna tıklayarak Block Definition penceresini açabilirsiniz. Bu pencere açıldıktan sonra buradaki seçeneklerden de biraz bahsedelim. Ondan sonra bloğumuzu kaydedelim. Birinci ilk olarak bloğa vereceğiniz isim. Burada name kısmında mevcut. Buraya kendiniz bir ad tayin ederek bu adla kaydedebilir ve bloğunuzu çağırabilirsiniz. Best Point seçeneğinde hangi noktada yakalayacağınızı ve tabii bloğu herhangi bir çizime çağırırken hangi noktadan bırakacağınıza dair bir seçenek. Bunu Pick Point'e tıklamak suretiyle ekranda bloğun üzerinde herhangi bir nokta veya ekranda herhangi bir noktayı tayin edebilirsiniz. Object seçeneğinde buradaki bloğa dönüştürülecek, daha doğrusu blok olacak objenin üzerinde ne gibi değişiklikler olacağı ile ilgili seçenekler var. 3 tane seçeneğimiz var. Retain seçeneği ile buradaki mevcut çizim bloğa dönüştürülecek çizim herhangi bir zarar görmeden veya da değişiklik görmeden bloğa dönüşmeden mevcut çizim olarak kalacak ve çizim özelliğini muhafaza edecek. Ancak öte taraftan burada isimlendirdiğiniz adla bir tane blok buradaki şekle uygun olarak oluşacaktır. Convert Block seçeneği ile mevcut çizimi bloğa direkt dönüştürüyorsunuz. Delete seçeneği ile çizimi bloğa dönüştürerek siliyorsunuz. Bevel penceresi burada annotate seçeneği ile ölçeklenebilir blok oluşturuyorsunuz. Yine alt seçenekte settings var. Settingslerden burada kullanacağınız milimi seçiyorsunuz. Bloğun milimini. Depression kısmında ise bloğun varsa açıklaması veyahut da herhangi bir uyarısı bunu not ederek bloklama esnasında ve kullanım esnasında görülmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi buradaki pencere çizimini bloğa dönüştürelim. Bu işlem için Select Object diyorum. Şöyle kesme penceresi şeklinde sadece pencere çizimini seçiyorum. Ardından mouse'un sağına veya da enter tuşuna basıyorum. Sonra pick point diyorum. Burada hangi noktadan yakalanacak? İşte şuradaki orta noktadan yakalamış olalım. İsim verelim. Pencere. Ve ardından mimari çizimlerde santimetre geçerlidir. Birimini değiştireceksiniz. Milimetre veya da metre yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ardından OK diyorum. Eğer blok editörde bu blok açılacaksa ve üzerinde düzenleme yapacaksanız buradaki kutucuğu check etmeniz lazım. OK diyorum. Artık objemiz blok haline geldi. Tabi şu anda bloğu kullanmak için Enter tuşuna basmamız yeterlidir. Bu işlemi yaptıktan sonra Insert penceresi açılacaktır. Insert penceresiyle bloğu listeden görebilirsiniz. Buradan şuradaki açılır listeye tıkladığınızda pencere bloğu çıkılacak ve sağ tarafta ufak bir ön izlemesi görünecektir. Ardından buna OK dediğinizde bloğunuz otomatikmen mouse'un imlecine ilişecektir. Bakın bloğu alıp buraya yerleştirdim. Böylece buradaki bloğu ne yapmış oldum? Çizimi kopyalama yapmadan blok halinde alıp kullandım. Tabi blokların önemli bir özelliği direkt birleşik obje haline gelmesi, tek parça obje haline gelmesi. Bunu taşımanız son derece kolay. Hepsi tek bütünleşik obje olduğu için artık taşıma, döndürme ve benzeri işlemleri tek hamlede yapabiliyorsunuz. Eğer bloğu tamamen ilk haliyle bütün segmentlerini ayırmak istiyorsanız Explode komutunu kullanmanız gerekiyor. X olarak da geçiyor ve hatta Modify panelinde gördüğünüz buradaki butona tıklamanız yeterli. Bunu seçtiğiniz anda buradaki mevcut sahneye attığınız bloğun çizimini parçalamış olduğunuz segmentlerini bu yolla. Bu işlemi de bu yolla gerçekleştirebiliyorsunuz. Hala bu blok sadece bu çizim penceresine ve daha doğrusu bir çizim dosyasına uygun olacak şekilde sahnede kayıtlı
Biz bu çizim dosyasında bu bloğu sadece kullanabiliyoruz. Eğer başka bir yerde kullanacaksak, yani diyelim ki herhangi bir dosya açtık, o dosyada da benzer bloğu kullanmak istiyorsak, o zaman VBlock seçeneğiyle bunu ayrıca kaydetmemiz lazım. VBlock'a biraz değinelim. VBlock, bloktan ayıran en önemli özellik, dediğimiz gibi VBlock kütüphanesinde kaydedilmek suretiyle bütün projelerde kullanmasına imkan tanıması. Ancak bu blok seçeneğinde sadece ne yapıyorsunuz? Mevcut dosyada bu bloğu kullanabiliyorsunuz. Şimdi VBlock'la buradaki çizimi blok haline getirelim. Bu işlem için V Enter yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi VBlock, yani Write Block seçeneği. Burada yine benzer bir pencere açılıyor. Sadece buradaki kaydedilecek yol değişiyor. Öncelikle burada Select Object diyorsunuz. Objenin kendisini seçiyorsunuz. Ardından sağa tıklıyorsunuz. Sonra Pick Point ile referans noktayı alıyorsunuz. Referans noktayı aldıktan sonra burada artık kaydedeceğiniz bir nokta olacak. Bu kaydedeceğiniz konumu şuradaki noktaya tıklamak suretiyle, butona tıklamak suretiyle göstermeniz gerekiyor. Buraya mesela kaydedelim. Çalışma dosyalarımızın içerisine. Buraya işte kütüphane diyelim. Blok kütüphane. Ardından buraya kaydedelim. Pencere de. Pencere olarak kaydettim. Son olarak OK diyerek bloğun kaydedilmesini sağlıyorum. Write blokta bu şekilde kullanıyoruz. Eğer yeni bir dosya açıp da bu dosya üzerinde kullanmak istersek, veyahut da açılır bir tane dosyayı açalım şöyle. Diyelim ki bu dosyada kullanmak istiyoruz bloğumuzu. Enter demek suretiyle bu çizim dosyasına mevcut oluşturduğumuz pencere bloğunu atmak istiyoruz. Buradan Browse demek suretiyle bloğu kaydettiğimiz yeri gösteriyoruz. Kaydettiğimiz yeri, evet, buradan 13 dolu dosyaydı. Pencere adlı bloğumuzu seçiyoruz ve OK diyoruz. Bloğumuzu açtığımızda tabi burada bir çizim birimi sıkıntısı var. Çizim birimini burada küçültmemiz gerekiyor. Sağa tıklayıp buradan artık çizimin skala değerini ne yapacağız? 0.1 enter yapacağız. Böylece buradaki çizime uygun hale getireceğiz. Bakın, mouse'un imlecini otomatikmen blok ilişti. Bunu alıp uygun bir yere konumlandırıyorum. Dilersek biz bunları çevirip yine farklı açılarda da ekleyebiliriz. Çizimimizin uygun bir yerine şuraya bırakıyorum. Böylece bloğumuzu buraya ekledik. Tabi bloğu eklediğimiz anda diğer bir detay, bu bloğun oluştururken kullanılan layer'lar otomatikmen buraya eklenecektir. La Enter. Bu bloğumuzu oluştururken kapı pencere diye bir tane layer oluşturmuştuk. Bakın, rengi, çizgi tipi ve bütün detayları aynı olacak şekilde bloğumuzu buraya eklemiş olduk.